Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un kürsüye teşrifini arz ediyorum. SETA'mızın kıymetli başkanı, yöneticileri, değerli hocalarımız, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, az önce Sayın Başkanımızın da ifade ettiği afetlere karşı dirençli bir Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Sempozyumu. Bu ülkemiz için çok önemli bir konu. Hele hele iklim değişikliği ve etkilerini de düşündüğümüzde bundan sonra sıklıkla karşılaşacağımız bir konu. Bu konuya ilişkin SETA'mızda düzenlemiş olduğumuz toplantıda bir araya gelmiş bulunmaktayız. Ben hepinize hoş geldiniz, şeref verdiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Asrın felaketi diye nitelendirdiğimiz Kahramanmaraş depremlerinin ardından böylesi aslında sempozyumların düzenlenmesi hepimiz için çok kıymetlidir, çok değerlidir. Her ne kadar jeopolitik konumu güçlü bir şekilde yaşasak da Türkiye aynı zamanda deprem kuşağında yer alıyor. Bilimsel çalışmalar, haritalandırmalar ülkemizde iki büyük deprem potansiyeli olan fay hatlarını ortaya koymuştur. Bunlar Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay hatları. İki büyük fay hat. Hocam daha iyi bilir ama sizin konulara girdik. Maalesef Anadolu tarih boyunca bu iki fay hattı üzerinden depremler yaşamış. Birçok acılar yaşamış. Birçok evimize ateş düşmüştür. Tabii hazırlanmak, bu gerçekle yaşamak önemli. Hep söylüyoruz biz deprem değil işte binalar öldürür. Bunun için de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 21 yılda önemli hukuki düzenlemelere ve mevzuat değişikliklerine yönelik birçok adım attık. Yeni imar planlarıyla, toplu konut uygulamalarıyla, yapı denetim sistemimizle, riskli alanlarda rezerv yapıların yine tespiti ve yenilenmesiyle birlikte bugüne kadar 3.3 milyon konutumuzun dönüştümü sağlanmıştır. Ve pek çok başarılı çalışmaya da devletimiz, milletimizle el ele vererek imza atmıştır. Ancak hiçbir zaman yeterli demedik, diyemeyiz. Ve 21 yıldır devam eden çalışmalarımız Türkiye'nin mücadelesi adına, mücadele etmesi gereken sorunların çözümü adına afetlerin gerçeğini de maalesef değiştirmiyor. Sadece devletimiz değil, topyekün yerel yönetimlerimizin ve bilhassa milletimizin, vatandaşlarımızın dönüşüm noktasında teşvik edilmesi gerektiğini de aslında 6 Şubat 2023'te karanlık güneşe döndüğünde hep birlikte gördük, yaşadık. Ve yaşadığımız bu felaket aynı zamanda afetlerle mücadelemizde de yeni bir dönem olmuştur. Yeni bir dönüm noktası olmuştur. Bu anlamda bugün hep birlikte yapacağımız, konuşacağımız, tartışacağımız, istişare edeceğimiz Ulusal Risk Kalkanı modeli, şehirlerimizin yeniden ayağa kaldırması, kalkması adına, Anadolu'nun yeniden yükselmesi adına, 11 ilimizin tarihiyle, kültürüyle, kimliğiyle, demografik yapısıyla yeniden ayağa kalkması adına çok kritik bir öneme sahiptir. Kuşkusuz devlet olarak gerek afetlere müdahale, gerek şehirlerimizin yeniden imarı noktasında oldukça güçlü bir yapıya tecrübe ve birikime sahibiz. Yani bu dünyanın neresine giderseniz gidin değerli arkadaşlar, afetin ilk anında böyle bir müdahaleyi,
sonrasında vatandaşına her türlü imkanı sunma adına etkin, hızlı hizmetleri yapan, 15 gün sonra ilk sözleşmesini imzalayan, 46. günde temellerini atan, 2,5 ayda 132 bin konutun inşaatını başlatan, yine deprem olup üzerinden 2,5 ay geçmesine rağmen vatandaşlarına ilk köy konutlarını teslim eden bir ülkeyi göremezsiniz. Bu ülkenin adı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Ülkemizle gurur duyalım. Devletimizle gurur duyalım. Liderimizle gurur duyalım.